Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok meşhur olan ürünlerden bahsedeceğim. YouTube'da ve blog dünyasında çok fazla methedilen ürünler hangileri ve bunlarla ilgili benim düşüncelerim nelerdir? Bunları paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz ve hemen başlıyoruz. Cilt bakımı kategorisinde sadece bir tane ürünüm var. O da Bioderma'nın makyaj temizleme suyu. Gerçekten çok güzel ve çok meşhur olan ürünlerden bir tanesi. Birçok YouTuber ve blogger bununla ilgili övgüler yağdırır ve kesinlikle hak ettiğini düşündüğüm bir ürün. Bütün makyajınızı çok kolay böyle 2-3 tane yuvarlak pamuklarla temizleyebilirsiniz. Göz makyajınızı da hatta suya dayanıklı maskaranızı da çıkarabilen bir ürün. Kesinlikle bu övgülerin hepsini hak ettiğini düşünüyorum. Eğer hani acaba değer mi, buna para vereyim mi diye düşünüyorsanız kesinlikle denemenizi öneririm. İkinci bahsedeceğim ürün de Nars'ın şu gördüğünüz Orgazm isimli ağlığı. Sanırım isminden dolayı belki de daha fazla popüler olmasına neden oldu. Bilemiyorum. Ya da ilk çıktığı zamanlarda buna benzer çok fazla renk yoktu ama artık buna benzer birçok renk bulabiliyoruz. Mesela sanırım The Balm'ın bir tane ağlığı var. Buna çok fazla benziyor. Bu nasıl bir ağlık diyecek olursanız böyle şeftali tonlarında bir ağlık ve içerisinde altın renkte ışıltıları var. Böyle aydınlatıcı sürmüşsünüz gibi yüzünüze duruyor. Kesinlikle kötü bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Rengi de kendisi de çok güzel. Uygulaması da güzel. Yanaklarda da harika duruyor. Yalnız artık benzerleri olduğunu düşündüğüm için hani illaki buna sahip olmanız gerekiyor diyemem. Bir sonraki bahsedeceğim ürün Urban Decay Naked paletleri. Kesinlikle bunlardan daha fazla övünülen başka far paletleri yoktur diye düşünüyorum. Güzel paletler, sevdiğim palet. Yalnız bu paletlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Kaliteli, güzel farlar. Kesinlikle böyle elimizi sürdüğümüz zaman, swatch'ını yaptığımız zaman mesela bir tanesini hemen yapayım. Kesinlikle rengini bu kadar canlılığını görebilirsiniz. Yalnız bu farları kullandığım zaman gözlerimin altına ve yanaklarımın üst kısımlarına bu farlar böyle toz toz halinde dökülüyor. Bu ilkinde de geçerli, ikincisinde de, üçüncüsünde de her bir tanesinde benim Urban Decay farlarında gözlemlediğim şey maalesef bu. Eğer bu benim için çok fazla sorun değil diyorsanız o zaman bunlara bakabilirsiniz. Çünkü çok kaliteli, yumuşacık ve çok pigmentli farlar. Şimdi bahsedeceğim ürün ise benim yıllardır koleksiyonumda olan ve favori ürünlerimden bir tanesi. O da Estée Lauder'in Double Wear isimli bu fondöteni. Eğer böyle özel gece makyajı için cildinizde kalacak, böyle flashlı fotoğraflarda çok fazla parlama yapmayacak, bütün gün böyle cildinizde yağlanma yapmayacak, parlama yapmayacak bir fondöten arayışı içerisindeyseniz ve full kapatıcı olsun diyorsanız kesinlikle bu fondötene bakmanızı öneririm. Ben bunu hem kına, hem nişan, hem böyle bütün özel gece makyajlarımda kullandım ve çok da memnun kaldım. O yüzden bunu kesinlikle öneriyorum ve bütün övgüleri de hak ettiğini düşünüyorum. Çok fazla övülen ürünlerden bir tanesi de YSL'in Touche Eclat isimli bu gördüğünüz aydınlatıcı olan ürünü. Aslında bir concealer kapatıcı olarak da kullanılsa da asıl kullanım amacı aydınlatıcı olan bir ürün. Çok fazla methediliyor. Yalnız fiyatı çok yüksek. O yüzden hani bunu almalı mıyım, almamalı mıyım tarzında düşünceleriniz varsa bence bunu es geçebilirsiniz. Ben bunu aldım. O kadar da memnun kalmadım. Özellikle kapatıcı özelliği yok. Aydınlatıcı olarak da çok da fazla bir şeyini de görmedim maalesef. Maybelline'in Dream Lumi isimli böyle buna benzer bir ürünü var. Onu çok daha fazla beğendim. Kesinlikle onu almanızı öneririm. Bunu hani sanırım Amerika fiyatı 35-40 dolar civarında. O kadar para verilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum maalesef. Az önce söylediklerimin tam tersini söyleyebileceğim bir ürüne geldi sıra. O da MAC'in Prolonged Wear kapatıcısı için. Bu gerçekten çok güzel kapatıcılardan bir tanesi. Gözlerinizin altını harika bir şekilde morlukları yok eden, yalnız yapısı birazcık kuru olan bir kapatıcı. Eğer gözlerinizin altını iyice nemlendirmezseniz çok fazla kuru kuru belli olur. Ve aslında kapatıcı sürdüğünüzde belli olan bir ürün. Ama önemli değil. Benim yeterince gözlerimin altını kapatsın diyorsanız ve full kapatıcı olsun, kremsi birazcık da yapısı olsun diyorsanız o zaman buna kesinlikle bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi göz altınıza nemlendirici sürmeyi unutmayın yalnız. MAC markasından bahsetmişken yine bir de MAC'in farlarından ve rujlarından bahsedelim isterseniz. Birçok YouTuber, makyaj uzmanı ve blogger tarafından hem methedilir hem çok fazla kullanılır videolarda. Ben de birçok doğal tonlardaki renkleri var gördüğünüz gibi ve çok da fazla kullanıyorum günlük makyajımda. Kesinlikle çok önerdiğim ve çok sevdiğim ürünler çünkü çok pigmentasyonlu, harika. Hiç böyle 2-3 kere bile geçmenize gerek yok çoğu rengi. Ve bunun dışında bir de çok kolay bir şekilde karıştırılabiliyor. Bu göz çukurunuzu hani karıştırmanız gerekiyor ya güzelce farları. Çok güzel profesyonel bir bitiş olması için. Bunlar kesinlikle harika. Tozutma yapmıyor. Bu demin Urban Decay farlarında bahsettiğim yanağın üstüne düşme olayı, farların düşme olayı bunların hiçbirinde yaşamadım. Ve çok da harika farlar olduğunu düşünüyorum. Eğer benden böyle hani 5 tane top 5
farların nelerdir tarzında bir video çekmemi isterseniz onu aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve ben de o videoyu çekeyim. İlk 5 olarak ne alırdım şimdi gitsem MAC'e? Bundan bahsedebilirim sizlere. Bunun dışında rujlarından çok kısaca bahsedeyim. Hatta MAC'in rujlarına ilgili, bende olan rujlarla ilgili bir video çektim. Onun linkini buraya koyayım. Eğer onunla ilgili çok daha fazla bilgi edinmek isterseniz bunu izlemenizi öneririm kesinlikle. Birçok swatch var. Hepsini swatchladım dudaklarımda. Güzel görüntüleri, kaliteli görüntüleriyle sizlerin karşısına video eşliğinde sundum. Umarım beğenirsiniz. Onu kesinlikle izleyin diyorum. O videoda zaten görüşlerim, düşüncelerim mevcut. Bir diğer bahsedeceğim ürün de Real Techniques'in makyaj fırçaları. Bunlar son 2-3 yıldır biliyorsunuz çok popüler ve çok fazla kişi tarafından demet edilen ürünler. Ve benim de gerçekten çok sevdiğim ve günlük hayatımda da çok fazla kullandığım makyaj fırçaları diyebilirim. Çok kaliteli fırçalar ve fiyatlarına göre performansları harika. Yüzlerce kere yıkamama rağmen şekillerini de hiç bozmadılar. Bunlarla ilgili bir tane geçtiğimiz yıl ayrıntılı bir video çekmiştim. Onun linkini hem bilgiler kısmına koyayım hem de şu anda ekranda görebilirsiniz. Ona kesinlikle tıklamanızı ve izlemenizi öneririm. Her bir fırça hangi setlerle geliyor, nelerde kullanabilirim, performansları nasıl, bu soruların cevaplarını arıyorsanız o videoyu kesinlikle izleyin. Şimdi bahsedeceğim ürünü çok övüldüğü için almıştım. Direkt bunu itiraf ediyorum. O da bu Burberry'nin Pale Barley isimli farı. Bundan daha önce zaten bahsetmiştim. Bir videoda buna benzer bir farın renginde hatta sizlerle paylaşmıştım. Onun linkini şu anda ekranda görebilirsiniz. Ona tıklayarak izleyebilirsiniz. Ne diyeceğim bununla ilgili? Bence bu verilen paraya değmiyor. Bu sanırım bir 30 dolar civarındaydı Amerika'da. Ve bu tekli far için 30 dolar vereceğime gider bir Urban Decay'in bir tane daha başka bir paletini alabilirdim 50 dolara. Ve çok daha elimde en azından 12 tane farım olurdu. Buna kesinlikle verilen paranın değmediğini düşünüyorum. Gözlerime sürdüğüm zaman da hani muhteşem, harika, ışıl ışıl oldu, çok güzel, her şeyden değişik de diyemiyorum. O yüzden bu Burberry'nin başka bir rengini de denemeyi düşünmüyorum. Son bahsedeceğim ürüne geldi sıra. O da Kat Von D'nin bu gördüğünüz kontür paleti. Çok meşhur olan, son yıllarda özellikle kontür trendinin çok fazla artmasıyla beraber, yani gölgelendirmenin çok fazla artmasıyla beraber bu şekilde kontür paletleri piyasada. Ve bu Kat Von D'nin çok meşhur olan ürünlerinden bir tanesi. Bu benim iyi ki almışım dediğim bir palet. Şurada özellikle gördüğünüz 4 rengini sürekli kullanıyorum günlük makyajımda. Özel gece makyajlarında da kontür yapmak için harika bir set. Şunlar böyle birazcık kullanışsız gibi gelse de yaz aylarında benim işime yarayacağını düşünüyorum. Ama bu ikisi kontür yapmak için çok güzel bir renk. Neden diyecek olursanız, çünkü ne çok fazla sıcaklık var içerisinde ne de çok fazla soğukluk var. Tam böyle kontür yapmak için ideal renkler ve şurada gördüğünüz iki rengi de ne olarak kullanacağım diye düşünecek olursanız da hem böyle konsilerinizi sabitlemek için kullanabilirsiniz hem de makyajınızı yine sabitlemek için T bölgenize uygulayabilirsiniz bu pudraları da. Eğer bulabilirseniz buna bir şans vermenizi öneririm. Verdiğim paraya değdiğini düşünüyorum ve bütün övgüleri de hak ettiğini düşünüyorum. Benim aklıma gelen meşhur 10 ürün ve fikirlerim işte böyle. Peki siz bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları aşağı yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ve ayrıca sizin aklınıza gelen başka meşhur ürünler var mı benim bahsetmediğim? Onları da benimle paylaşırsanız bu videonun ikincisini çekerim belki. Ve o videoda da size söylediğiniz ürünlerden bahsederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğenme işaretine tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Size bir dolarcıdan neler aldığımı hemencik paylaşayım.